Tarım Arkanı'nın kutsal kitapların yakılmasına karşı yasa tasarısı görünen o ki İsveç'e örnek olamadı. Irak asıllı Salvan Momika yine sahnedeydi. İsveç polisi tepki gösterenleri gözaltına aldı. Ancak bu kez öfke eylemle sınırlı kalmadı. İsveç polisi bir kez daha Kur'an yakanlara değil, tepki gösterenlere müdahale etti. Öfke Malmö sokaklarını yangın yerine çevirdi. Müslümanların kutsallarına hakaret etmenin düşünce hürriyeti olmadığını Batılı kibir abidelerine eninde sonunda öğreteceğiz. Hem İslam dünyası hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç'i bu provokatif eylemlere izin vermeme konusunda defalarca uyardı. Kur'an yakmanın Birleşmiş Milletler nezdinde de uluslararası hukukun ihlali olduğu ortada. Ancak Irak asıllı Momika alçak eylemlerinden vazgeçmiyor. Bu cürmü işleyenler kadar fikir özgürlüğü kılıfı altında buna izin verenler, bu alçaklığa göz yumanlar da emellerine ulaşamayacaktır. Malmö kentinde sahnelendi tepki çeken eylem. İsveç polisi ordu gibiydi. Kutsal kitabını korumak isteyen 15 kişi gözaltına alındı. İşte bu adım sonunda gerilimin fitilini ateşledi. Gece saatlerinde artan tansiyon sebebiyle çok sayıda araç ateşe verildi. Siz bizim kutsalımızı yakarsanız biz de sizin araçlarınızı yakarız diyen grup arkalarında işte bu endişe verici tabloyu bıraktı. İsveç ise provokasyonların önüne geçmemekte ısrarcı.